Sabah Ajansı'nda şimdi sizleri Şanlıurfa'ya, Haliliye Belediyesi'ne ahşap oyma sanatı ustalarının yanına götüreceğiz. Mesleğe başlarken de biraz daha severek, merakla, biraz daha sabırla başlıyorsunuz. Peygamberlerin çoğu dünya işleriyle meşgul olmuş ve geçimlerini de aslında bu yollarla temin etmişlerdir. Mimarlık, çiftçilik, hatta ve hatta marangozculuk gibi mesleklerinde aslında ilk ataları diyebiliriz. Onlardan biri de Hazreti Nuh. Hazreti Nuh, denizcilerin, gemicilerin, barbarosların ve marangozların aslında piriydi. İşte bir odun parçasının nasıl sanata dönüştüğünü hep birlikte burada, bu mekanda göreceğiz. Bu zorlukla mücadelenin en güzel tarafı yapılabilecek, yapılan eserin, çalışmanın sonucunu gördükten sonra bir sonraki çalışmaya geçmek için sabırsızlanmanızdır. İlk zamanlar biraz sıkıcı gelebiliyor. Onun için de biraz bizden sonraki nesillere aktarabilmek için mesleği biraz daha sevecekleri, biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için sizin de gördüğünüz gibi dekorasyon ürünleri, lamba derler, ışıklı ürünlerimiz, sandıklarımız, Kur'an-ı Kerim rehlelerimizle bu işi biraz daha öğrencilerimize sevdirip gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Mesela oval olanları, biraz daha çiçekleri, biraz daha motiflerin kenarlarına oval bir şekilde çıkarabilmek amacıyla kullanıyoruz. En küçük iskapilamız biraz daha dar yerlerin kullanım oyulmasında kullandığımız iskapilamız. Biraz daha geniş yerlere, geniş iskapilalar daha temiz, daha pürüzsüz bir yüzey elde etmemizi sağlıyor. Sadece bir eser üzerine yoğunlaşırsanız şöyle bir eser bir haftanızı alıyor. Bir hafta. Evet. Ben kendim hobi olarak yapıyorum. Burada bence eşit diye düşünüyorum. Sonuçta emek verilerek yapılan bir iş, sabır gerektiren bir iş. Ve artı bu işi sevmek de lazım. Sevmeden yapılmıyor. Aslında atıl durumdaki bizim normalde beşikten vesaire geri kalan parçalarımızı da bu şekilde aydınlatma ürünleri olarak da değerlendirebiliyoruz.